Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün size için evde hazırlayabileceğiniz şahane bir cehir cehir yağ tarifim var. Gerçekten 10 kilo vermek isteyenler hemen ekran başında. Çünkü bu tarifle birlikte anlamadan çok rahat bir şekilde kilo vereceksiniz. Siz gece uyurken sabaha kadar yağlarınız cehir yanacak. Mükemmel bir tarif oluyor. Metabolizmanızı çok güzel bir şekilde hızlandırıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Biliyorsunuz ki pek çok diyette en önemli sorun aslında yemeğimizden kısıp bağışıklık sistemimizin düşmesini sağlamaktır. Ama bu tarifte kesinlikle öyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Çok sağlıklı içerisinde inanılmaz antioksidanlar var. Bu da sizlerin bağışıklık sisteminin yeniden yapılanmasını hatta diyetten önceki dönemden daha bile sağlıklı olmanızı sağlayacak. Bomba gibi bir tarif hem de bağırsaklarınızın aşırı derece çalışmasına yardımcı oluyor sadece bununla da kalmıyor yağ metabolizmasına etki ediyor. Özellikle kolesterolü olanlar için mükemmel bir kolesterol düzenleyici diyebilirim. Kötü huylu kolesterolün düşmesini, iyi huylu kolesterolün yükselmesini sağlıyor. Takibi hem zor hem de gerçekten savaşması çok efor alan bir şey. Bu tarifle birlikte kötü huylu kaya kontrol altına alacaksınız. Hem de siz anlamadan hızlıca her şey yoluna girmiş olacak. Bu güzel tarifimizin ana bileşenini şimdi hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Tabii ki de kuru soğan. Mutfaklarımızın olmazsa olmazı, her yemeğimizin içerisine dahil ettiğimiz antioksidan kaynağı. Biliyorsunuz ki hem antibakteriyel hem antimikrobiyel Sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve en önemli noktası şu: antikor üretimini. Ne destekleyecek. Bir kök sebzemiz kendisi bu tarihte de metabolizmanıza yangınlar çıkartmanızı sağlayacak değerine değer katacak. Gerçekten altın değerinde harika bir kür hazırlıyoruz size için. Onun da baş kahramanı tabii ki de kuru soğan. Şimdi hızlı bir şekilde orta büyüklükte soğanımızın kabuklarını soyuyoruz ve yıkıyoruz. Ben arkadaşlar bugün bir günlük e, kürü veriyorum. Bir kişi için bir ölçek. Ama sizler bunu istediğinizde maksimum 10 güne kadar devam edebilirsiniz. Sadece vereceğim ölçüler bir kişi için. Sizler evdeki kişi sayısına göre ya da kullanacak kişilere göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bir kişi için bir günde bir soğan gerçekten çok fazla. Zaten bunu biz kür amaçlı kullanıyoruz. Normal yemeklerimizde de fazlasıyla soğana, salatalarda soğana yer veriyoruz. O yüzden ben şöyle soğanı yerden kestim. Hatta bunu da keseceğim. Çeyrek soğandan yararlanıyorum bir kişi için. Soğanın içerisinde ayrıca çok güzel kükürt ve sülfür de bulunuyor. Şöyle arkadaşlar soğanları ince ince olabildiği kadar yüzey alanını arttırıp soğanları daha suyla temas edebilecek bir hale gelene kadar şöyle ben elimde kesiyorum. Şimdi bazı kişiler şunu soracak. Burada rendede soğanları rendeleyemez miyiz? Rendeleyebiliriz ama arkadaşlar rendenin içerisinde e, bu almış olduğunuz formu yakalayamıyorsunuz o yüzden rendelemekten ise bu şekilde hazırlamak daha güzel oluyor şöyle ince ince minik minik çok pratik bir şekilde hızlıca doğrayalım bu tarif arkadaşlar hani e, çekinceniz olmasın acaba koku yapar mı iriti olur mi diye kesinlikle pişeceği için herhangi bir yoğun bir kokusu olmuyor o yüzden ne siz ne de çevrenizdekiler sizden rahatsızlık duymayacaklar. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. Tam böyle kış dönemine giriyoruz. Hava değişimleri. Hemen hemen herkes arkadaşlar bir öksürme, bir ses kısıklığı, bir şeyler başladı kendini göstermekte. E kolay değil. Havalar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bizler de buna direkt uyum sağlayamayabiliyoruz. Eğer ki bu dönemdeyseniz ve üst solunum yollarından rahatsızlıklarınız varsa Paranjitiniz varsa, gıcığınız varsa, baldığınız varsa ve bunu atmakta zorlanıyorsunuz, bu kür arkadaşlar ona da çok iyi geliyor. Ayrıca sinüzitte de çok faydalı, çok başarılı bir kür. O yüzden sadece kilo vermeyeceğiz. Eğer ki varsa bu rahatsızlıklarımızdan da rahatlıkla kurtulabileceğimiz tam bir şifa deposu diyebilirim. Soğanımızın içerisinde yüksek miktarda antioksidanlar var. Dedik antosyaninler var. Bunu söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Ve soğan kadar antosyanin içeren bir başka bileşenimiz daha var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok fazla değil. Gerçekten birkaç tane kullanacağız ama etkisine inanamayacaksınız. Üzüm. Ben üzümü burada e, roz üzüm kullanıyorum. Ama sizler üzüm tercih ederken koyu renk siyah üzüm olabilir roz üzümü olabilir bu tarz birazcık daha koyu üzümleri tercih ederseniz çok daha yüksek içerisinde antioksidanlar bulunuyor bu Antosiyaninler bulunuyor Bunlarla arkadaşlar sizin hücrelerinizin hem bir enerji kaynağı hem de serbest radikallerle savaşması için yardımcı olacak en güzel besinlerden bir tanesi şimdi ben yan tarafa alayım ve üzümleri olabildiğince minik minik arkadaşlar kesiyoruz ben yine üzüm kullanırken her zaman için çekirdekli üzüm olması benim için çok değerli. Çoğu insan çekirdeksiz üzüm tercih eder ama emin olun üzüm çekirdeği sizin gençlik iksiriniz, gençlik serumunuz. O yüzden ben çekirdekli üzüm tercih ediyorum. Ve burada da çekirdekleri ve bu tarifim içinde çekirdekleriyle birlikte yararlanacağım. Şöyle ben bir tanecik daha üzüm kullanacağım. Benim üzümlerimin boyutu da birazcık büyüktü. Hem çok fazla da kullanmamak adına ben 3 tane kullanıyorum. Sizler eğer ki yeşil beyaz üzümler oluyor daha minik taneli onlardan kullanıyorsanız 6 taneye kadar kullanabilirsiniz. Ya da isteyen kuru üzümle de bu tarif yapabilir. Kuru üzüm kullanıyorsanız arkadaşlar 4 tane. Onu da hemen dipnot olarak verelim. Şöyle üzümlerimizi de tenceremizin içerisine atalım etkisi için benim size bir şey dememe gerek yok. Bu kürü bir kere içtikten sonra etkisini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir başka antosyanin kaynağından yararlanacağım ben burada. Söyle güzel rengiyle sumak. Sumak da biliyorsunuz metabolizmamızda çok etkili, özellikle antimikrobiyal olduğu için çok da kullanılan sık sık kullanılan baharatlardan biri olarak artık günümüzde. Ben sumak faydalarını hemen hemen herkes biliyor. O yüzden üstünden geçmek istemiyorum ama gerçekten benim en sevdiğim baharatlardan bir tanesi. Ve şimdi de içerisine tabii ki de toz zencefil ilave edeceğim. Zencefil bağırsaklarınızın çalışmasını sağlıyor. Eğer ki hazımsızlık, şişkinlik gibi rahatsızlıklarınız varsa mutlaka zencefilden yararlanın. Çünkü arkadaşlar en hızlı şekilde sonuç alacağınız ve size zararı hiç olmayan bir baharat kendisi. Ayrıca yine zencefil de üst fonum yollarını rahatlatmada çok faydalı. Ben bir de bu tarifin içerisinde şimdi bazı insanların mide rahatsızlıkları olabiliyor. Soğanın aslında onları rahatsız edebiliyor. Bu tarifte öyle bir sorun da olmayacak. Zaten pişiriyoruz. Ama eğer ki yine mide rahatsızlıklarından şikayetçi olanlar olabilir. Onları da rahatlatmak adına ve sistemimizi sisteminizi düzenlemeniz için içerisine şöyle birkaç tane de tane kimyon koyuyorum. Buna fren kimyonu da diyorlar. Şu tane kimyonu da diyorlar. Her şekilde olur. Ayrıca arkadaşlar bu kür çok güzel bir şekilde dolaşım sisteminde düzenliyor. Tam bir kalp dostu. Stresi vücudunuzdan atmanıza yardımcı olacak. Şimdi şöyle üzerine birazcık da su ilave edelim. Ben burada bir kişi için hazırlıyorum. Üçlerine koyuyorum ama arkadaşlar bir kupa ölçüsüne tamamen koymuyorum. Çünkü biliyorsunuz bir kaynama durumunda söz konusu olacak. O yüzden bu sefer buharlaşıyor. Tam bir bardak çıkartmıyor. Siz her zaman için ölçünüzün bir buçuk katı kadar su ilave ederseniz daha güzel bol bol bir sonuç elde edersiniz. Tabii ki de her tarifinde hatırlattığım gibi öncelikle kronik rahatsızlıkları olanlar mutlaka doktorlarına danışarak bu tarifleri uygulayabilirler. Yine menopoz dönemindeki olan bayanların da şikayetlerini azaltacak o ateş basmalarını geçirecek çok e, keyifli içimde güzel bir tarif oluyor bu. Şimdi arkadaşlar ben bunu ocağa götüreceğim ve bunu güzelce kaynatacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim kürümüz çok güzel bir şekilde pişti rengine hayralım gerçekten bu tarifte en güzel şeylerden bir tanesi de böyle pes pembe bir rengi sizi karşılaması oluyor. Şimdi hemen hızlıca servis edeceğimiz bardağımızın içerisine aktaralım. Gerçekten çok güzel pembiş pembe bir rengi var. Ben bu kürümün içerisine her tarifimde olduğu gibi yine bir malzeme ilave edeceğim. Bu malzeme benim çok kullanmayı sevdiğim bir malzeme. Bu malzemeyi arkadaşlar daha detaylı bir şekilde araştırdığınızda kullandığınız zaman hücrelerinizin yenilenmeye başladığını Gerçekten vücudunuzda yüksek bir frekanslı besinin girdiğini hissediyorsunuz. O yüzden olmazsa olmazı gül suyumu ben bu tarifimi de ilave ediyorum. Yapılan araştırmalara göre bilim insanları arkadaşlar yediğimiz her bir besinin biliyorsunuz ki kendine göre bir enerjisi var. Ve en fazla enerjiye sahip en yüksek frekansa sahip olan ürün arkadaşlar gülde olduğunu fark etmişler. Gül malzemeleri, gül suyu, gül reçeli gerçekten bunlar metabolizmayı hızlandırıcı. Bu da özellikle diyet döneminde çok önemli. Pek çok insan halsizliğinden dert yakınları hiçbir şey yapamıyorum halsizim diyet beni çarptı falan derler. Kesinlikle bu sorunları ortadan kaldırmak için sizlerle şöyle dop dolu bir fincan bu hazırlamış olduğumuz kürden kullanabilirsiniz. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Sağlıklı ve fit günler.